Gerçekten çok enteresan, ilginç misafirler var. Aralarda, derelerde onları yakalıyorum. Şimdi Mutluluk Instagram sayfasının sahibini gördüm burada. Daha önceden de takip ediyordum, çok keyif aldım. Şimdi biraz ona yaklaşacağım, size de tanıtacağım. Çok ilginç hikayeleri de olan birisi. Biz kısa bir bölüm alacağız kendisinden, buraya nasıl geldi, burayla ilgili neler düşünüyor, ayı yemeği ile ilgili. Daha önceden de katıldığını biliyorum. Şimdi gidelim kendisiyle bir röportaj yapalım. Merhaba. Selamlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Vallahi teşekkür ederim. Eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz şu an öyle. Evet. Ya vallahi çok renkli bir aracınız var. Ya, çok teşekkür ederim. Biraz bahseder misiniz araçla ilgili biraz da kendi Instagram sayfanızla ilgili de? Şöyle, hesabımın adı Mutluluk. Mutluluk İngilizce yazıyorsunuz. Oradan isteyenler takip edebilir. 63 model bir araç. Yaklaşık 10 yıldır falan bende. Volkswagen'in T1 modeli bu. Yani ilk minibüs diyebiliriz buna. İşte 10 yıldır da beraberiz. Böyle ufak ufak geziyoruz. Böyle İzmir'den geldik şimdi de. Süper. Durum. Biraz içini gösterebilir miyiz aracın? Keyfinize bakın. Tamam, şöyle. Vallahi harika. Teşekkür ederim. Böyle el emeği, burada eşyalardan. İstanbul'da böyle mezat yerleri var, açık arttırma böyle satıyorlar eski eşyalar. Daha çok mezatta değil de benim böyle daha şey bir noktada olması lazım. Nasıl diyeyim? Kullanılmayan eşya. Yani öyle antika mezat eşyalarıyla doldurmak değil de kullanılmayan eşyaları kullanarak yaptık yani biraz. Hangi şehir demiştik? İzmir. İzmir'den geldik. İzmir'de de ayı yemeği daha önce olmuştu herhalde. Evet, 2 sene önce Foça'da orada buluşmuştuk. Şimdi buraya kısmet oldu katılmak. Umarım seneye de nerede olursa oraya gitmeye çalışacağız. Evet. Burası nasıl geçiyor? Güzel, keyifli. Zaten ayı yemeği benim için önemlidir. Katılmaktan da çok keyif alıyorum. Etkinlikler de çok güzel organizedir.
katılan kitle de çok güzel. Pişman değilim yani. 9,5 saat araba kullandım. Yine kullanacağım. İşte pişman değilim. Keyfim yerinde yani. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, ayı yemeğinin dördüncüsüne katıldım. Buradan çok güzel görüntüler aldım, çekimler yaptım, drone uçurdum. Birazdan da denize gideceğim, oradan da sualtı görüntüleri alacağım. Gerçekten çok keyifli bir organizasyon. Bu sanırım dördüncüsü. Daha önce İzmir'de, Ankara'da, bir de bir yerde de hatırlamıyorum. Bu dördüncüsü Alanya İncekum Orman Kampı'nda yapılıyor. Genelde orman kampları tercih ediliyor. Alanya'da bu anlamda, kamp anlamında gerçekten büyük kolaylıklar ve güzellikler sağlayan bir şeydir. Buradan bence doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bir de ayağımıza geldi. Yemeğine gidemedik. O kadar uğraştık, kaç zaman defalarca denedik. Ayı yemeğine gitmek istedik ama gidemedik. Ayağımıza gelince de Alanya'ya biz de kaçırmadık, gittik. Yaklaşık 500 kişi olduğu söyleniyor. Yani 500 kişi var mıdır? Vallahi alana bakıldığı zaman vardır. Burası, bu orman kampı normalde sadece günübirlikçilere konakladığı bir orman kampı değil. Genel anlamda 1 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, yani buraya kalmaya gelen o şekilde geliyor. Hatta birazdan o tarafa doğru gideceğim. Birkaç görüntü de size göstermek istiyorum. Hatta şu an konuşurken çekim aldıysam göstereceğim. Gerçekten gelenler bildiğiniz bahçe falan kurmuş yani. İki buzdolabı olan filan var aralarında. Pek benim sevdiğim kamp tarzı değil tabii ki. Yaş ortalaması da biraz yüksek oluyor. Yükselince enerji düşüyor filan. Biz gerçekten burada çok iyi vakit geçirdik. Yani akşamları özellikle güzel eğlendik. Coşkuluydu. Ve bakın bundan sonra nerede yapılacak ve gerçekten o kadar keyif aldım ki sıradakine de katılmak istiyorum. Buranın başvuru şekliyle ilgili bir ayrıntı var, onu size söylemek istiyorum. Katılım sınırlı, her başvuran katılamıyor. Hani ben parasını ödeyeyim geleyim falan diye bir olay yok. Zaten fiyat olarak çok uygun. Tamamen öğrenci tarifesi yapmışlar. 100 liraya burada 3 gece geçiriyorsunuz ve birçok aktivitesinden yararlanabiliyorsunuz. Yoga var, danslar var, çocuk kulübü var. Yiyecek veriyorlar, ayı yemeği yapılıyor. Zaten ismi oradan geliyor. Yani ortada bir yemek yapılıyor ve herkese dağıtılıyor. Ne yapılıyorsa önden bir belirli bir menü yok gibi. Küçük bir kartları var. Üzerine aldığınız yemeğin üzerine taşa basıyorlar. Bir de böyle bakın bileklikleri var. Bunu da hatıra olarak saklayacağım. Başvuru formunda Instagram sayfanızı istiyor. Gerçekten kamp kültürüne uygun musunuz, değil misiniz? Buradaki atmosfere, amaçlanan, hedeflenen atmosfere
ayak uydurabilecek misiniz? Onu ayrıştırıyorlar ve Instagram profilinizde bu tabii ki yaşam tarzınız ortaya çıkıyor. Gerçekten çadır kamp kültürüne uygun birisiyseniz buraya katılmaya hak kazanıyorsunuz. Size bir mesajla Instagram'dan yanıt geliyor. Ve gerçekten çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Biz de daha önce Alanya'da bisiklet festivali yapmıştık. Ne amaçladıklarını çok iyi anlıyorum ve tebrik ediyorum. Güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum yani. Bir de burada güzel bir özellik var, bir kültür var. Ayı yemeği kültüründe artık böyle oluşmuş. Herkes paylaşım içinde. Birisi mesela diğerinden diyor ki ya bana şokomel verir misin diyor. Öbürü ondan tuz istiyor falan filan. Böyle komün sistem gibi bir paylaşım içinde. Birisi yemek yapıyor, fazla geldi mesela, yer misin, öbürüne ikram ediyor. Fazla yapıyor ya da her neyse. Gerçekten çok güzel bir paylaşım var. Bu da çok hoşuma giden ayı yemeğin sıcak ortamından güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Alanya'dan geldik biz kampa. Etkinlik de Alanya'da zaten. Evet, etkinlik de Alanya'da. Böyle güzel bir etkinlik yanımızda varken bize kaçırmak istemedik. Kesinlikle bence umduğumuzdan çok daha iyiydi. Özellikle çok güzel arkadaşlarla tanışma fırsatımız oldu. Hani biz Alanya'dan zaten kampa 2 kişi olarak geldik. Ama şu anda 10 kişi olduk ve çok da güzel bir ortam oluştu.